5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde artan kadına yönelik şiddet olayları, siyasette kadının yeri ve İstanbul Sözleşmesi tartışmasını AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'la konuşacağız. Hem kadın haklarını hem de kadının siyasetteki yerini. Hoş geldiniz Sayın Çam CNN Türk ekranlarına. Dilerseniz önce 5 Aralık'la başlayalım. Bugünün önemini bir sizden dinleyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bugün 5 Aralık bizim için çok önemli bir gün. Hem Türk kadınının kadın haklarını elde ettiği bir gün. Ama tabii biz bugünü anarken 5 Aralık'la birlikte iki tarihimiz daha var. 31 Ekim 2013 ve 7 Haziran 2015 tarihlerini de birlikte anmayı daha uygun buluyoruz. 5 Aralık'da kısıtlama olduğu için 3 Aralık tarihinde genel merkezimizde bir program yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ederek. Orada da bunu zikretmiştik. Çünkü Türk kadını aslında bakacak olursanız Avrupa'da haklarını elde eden ilk kadınlar ve kendi mücadelelerini kendileri verdiler o döneme baktığımızda. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından 3 ay önce Kadın Halk Fırkası adındaki bir parti, Kadınlar Partisi, kendi partilerini ilan ederek aslında Cumhuriyet'in ilanından önce bu mücadeleyi vermişlerdi hakları konusunda. Fakat o dönemin tek partili dönemi bunun birlik olarak devam etmesini istemiş ve Kadınlar Birliği olarak da haklarını aramaya devam etmişler. Ve neticede Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu hakları ilan etmişler. Fakat ara dönemde 79 yıl gibi uzun bir süreç içerisinde kadınlar eşit bir şekilde seçilebilme hakkını elde edememişlerdi. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz aslında. Kılık kıyafete bakmaksızın kadınların aday olabildiği 2015 yılı seçimleri vardı ve ilk olarak da 7 Haziran'da Türk kadınları ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını da elde etmiş oldu. Bunu da vurgulamak isterim. Kadınların seçme ve seçilme hakkının 86. yılını da kutladık geçtiğimiz günlerde. Şimdi sormak isterim, bugüne baktığınızda kadınların siyasetteki yeriyle ilgili ne dersiniz? Yani yeterli görüyor musunuz yoksa daha gidecek çok yolumuz var mıdır? Aslında bakarsanız ilk seçimlerde 1934'te seçilme hakkını tanındıktan sonra 18 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor kadınlar. Ve oradaki ilk kadın milletvekillerinden bir tanesi de Mustafa Kemal'in dikkatini çeken muhtar Satı Hanım, Kahraman Kazan'ın muhtarı ve ilk seçilenlerden bir tanesi de Ankara milletvekili olarak seçiliyor. Sonrasındaki dönemlerde AK Parti iktidarı dönemine kadar baktığımızda %1'in altında temsil oranları var. Bugün geldiğimiz nokta en üst nokta aslında, %17'nin üzerine çıkmış durumda. Ama yeterli mi diye soracak olursanız %50'yi teşkil eden dünya nüfusunda ve Türkiye nüfusunda kadınlar %50'yi teşkil ediyor. Tabii ki %50 şeklinde de temsil edilmesi uygun. Bunun için ciddi bir mücadele veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde AK Parti Kadın Kolları olarak da hem kadınların siyasete hazırlanması hem de temsil gücünün artması noktasında kadın kollarımız bir okul gibi çalışıyor. Bugün meclisimizdeki kadın milletvekillerimizden 54'ünden 46'sı AK Parti teşkilatlarında yetişmiş kadınlar. Kadın kolu başkanlığı yapmış kadınlarımız ağırlıklı. Onun için kadın kolları adeta bir okul görevini görüyor. Aynı şekilde yerel seçimlerde baktığımızda dün 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız da ilan etti. Şanlıurfa gibi bir şehirde, Siverek gibi büyük bir ilçesinden daha önce 3 dönem kadın kolları başkanlığı yapmış bir arkadaşımız meclis üyesiydi. Ve orada belediye başkanı olarak seçildi oylarla. Bugün baktığınızda 9 belediye başkanımız, kadın belediye başkanımız var. Birisi Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız. Dolayısıyla buradan hareketle bakacak olursak meclis üyelerimiz yoğunlukta 1000'in üzerinde kadın meclis üyemiz var. Daha yürüyecek çok yolumuz var ama bunun için ciddi bir çabamız ve gayretimiz de var. Bunu da belirtmek isterim.
Son yıllarda kadınların artık taciz, tecavüzünü çokça duyar olduk ve hatta kadına şiddet olaylarının da arttığını görüyoruz. Elbette toplumda bu haberler yayıldıkça hepimiz de üzüntü duyuyoruz. Ama siyasette de son günlerde taciz ve tecavüz tartışılıyor. Ne dersiniz bu son günlerde siyasetin gündemindeki konulara ilgili? Şimdi biz kadın meselesini, şiddet meselesini, aile meselesini, çocuk meselesini hep partiler üstü bir mesele olarak ele alıyoruz. Ve bu konuda da bütün çağrımız hem sivil toplum örgütlerine hem de partilere birlikte hareket etme noktasında. Ama baktığımızda özellikle son günlerde yaşanan bu tecavüz ve taciz olaylarını ana muhalefet partisinin İstanbul gibi bir ilinde, büyük şehrimizde ve kadın bir il başkanının uktesinde olan teşkilatlarda yaşanmış bu olayı duyarsız kalınması, örtbas edilmeye çalışılması ve bir önceki dönem bir milletvekili tarafından ifşa edildikten sonra sahiplenilmesi, adeta mecburen sahiplenilmesi ve parti içindeki kadınların, gençlerin seslerinin kesilmeye çalışılmasını biz ibretle izledik. Çünkü böyle bir konuda özellikle de beklerdik ki bir kadın olarak hemen müdahale edilsin. Bunu gördüğümüz zaman da üzüldük. Özellikle de bütün ak kadınlar olarak üzüldüğümüzü ifade etmek isterim. Bu noktada net bir duruş sergilenmesi gerekiyor. Çünkü bu mücadele, şiddetle mücadele konusunda AK Parti'nin öncülük ettiğini çok çok iyi biliyor, herkes biliyor. Son dönemlerde 2002'den itibaren baktığımızda 2004 yılında anayasamıza kadın ve erkek haklarının eşit olduğuna dair maddenin konması, 2010'da pozitif ayrımcılığı maddesinin konması hep o zamanki başbakanımız, yine genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde olmuştu. Bugün baktığımızda 3 gün önceki bizim toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Kadınların maddi ve manevi haklarını korumak benim boynumun borcudur dedi. Hem bir insan olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak. Dolayısıyla bu konularda partizanlık yapılması ve kendi partimizden olursa üstünü örtelim, dışarıdan olursa avazımız çıktığı kadar bağıralım. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Biz siyasetimizi yaparız, diğer bunun dışına bakmayız demek açıkçası bütün kadınları üzdü. Ve ben kadın derneklerinin bu konuda bir duruş sergilemeleri gerektiğini ve itirazlarını bildirmelerini isterim. Yaklaşık 3 yıl önceydi. Bunu da zaten ibretle izlemiştik. Kendi kadın teşkilatının önünde ana muhalefetin başındaki kişi o dönemde de işte işsizlik vesaire sorunlarını dile getirirken evdeki erkeklerin boşluktan, can sıkıntısından kadınları dövebileceğini ifade etmişti. Bunu da zihnimizin bir köşesinde unutmuyoruz. Sözler zaten arşivlerde var. Bunun için de biz buradan kınıyoruz açıkçası İstanbul İl Başkanı da onun birlikte hareket ettiği kişileri de. Bir diğer kadınları ilgilendiren gündem maddesi İstanbul Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün bazı açıklamaları oldu İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin. Aslında toplumu ikiye ayırmış durumda ama kadınların haklarının korunması açısından İstanbul Sözleşmesi kalmalı, dokunulmamalı sesleri çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin AK Parti kadın kollarının tutumu nedir? Şimdi biz açıkçası yaklaşık bir yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yani bütün bugüne kadar yapılmış partimizin her bir seçim döneminde kadınlara yönelik tabii ki bir takım vaatleri olmuştu. Bu vaatlerin ne kadarı gerçekleştirildi, hangi durumdayız, ne kadar yol kat etmemiz gerekir? Bununla ilgili bir çalışma yaptık ve bugün 5 Aralık münasebetiyle de bir hashtag çalışması yapacağız. Bunları yayınlayacağız ve geldiğimiz nokta aslında istediğimiz hakların elde edilmesi noktasında çok iyi bir yere gelmiş durumdayız. Ancak ne kadar sözleşmeleri imzalarsanız imzalayın, ne kadar haklarımıza yönelik kanunlar çıkartırsak çıkartalım, bunun uygulayıcılarının bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Dolayısıyla uygulayıcılar noktasındaki sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. Uygulamadaki sıkıntıların ne sözleşmeye ne de kanunları çıkartmış olduğumuz kanunların üzerine de çıkmaması lazım. Bunun için de hem Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü konuşmasından, 3 Aralık'taki konuşmasından anlıyoruz. Daha fazla uygulayıcıların üzerine gidilerek kadınların, gençlerin, çocukların, ailenin, bir bütün olarak ülkemizde yaşayan bütün insanların haklarının muhafaza edilmesi en büyük önceliğimiz olacak zaten.
Pek çok teşekkürler değerlendirmeniz için Sayın Çam. AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'la kadın haklarını, kadının siyasetteki yerini ve siyasette devam eden kadına ilişkin tartışmaları konuştuk diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.